genel izleyici kitlesi için uygundur. Türkiye güzellerimizden babası gibi kendi de müzisyen sevgili Beste Acar bugün bizlerle birlikte. Ben hep Acar diyorum, aslında Açar mı? Açar. Açar değil mi? Evet. Herkes Acar diyor genelde. Herkes öyle biliyor. Öyle alışılmış. Babam çok soy adıyla aslında anılmadığı için, hani Kayahan dendiği için o soyadımız hep bir Acar olarak. Evet, ama soyadınız da... Yani alan bırakmıyor. Değil mi? Peki. Tabii biz seni daha çok Kayahan'ın güzel kızı olarak tanıyoruz. Aynı zamanda da kız çocuklarının babaya düşkünlüğünün yansımalarını, kendine özgü iniş çıkışlarını bizlere çok güzel anlatan birisin aynı zamanda. Bunu hiç düşündün mü? Teşekkür ederim. Her kız çocuğunun hani babası hayatında hep çok özeldir ama benimki daha bir özeldi benim babam. O da belki çok fazla onunla paylaşamadığım için bir şeylere, çok işi vardı. Hep bir yerlere gidiyordu, hep bizimle değildi. Eskiden de teknoloji bu kadar ilerlemediği için, o görüntülü konuşmak vesaire olmadığı için sadece o sesini, jetonun o her düşüşü, eyvah kaç jetonun kaldı baba diye soruşumla aslında özlem gideriyorduk diyeyim. O da bir an evvel anlatayım ve her şeyi babama söyleyeyim ki telefon kapanmasın heyecanıyla. Telefonumuz da yoktu bu arada evimizde, hiç unutmuyorum. Komşumuz vardı, teyzenin adını hatırlamıyorum. Böyle kaloriferin borusuna vururdu. Neyle artık bilmiyorum. Anlardaki babam bizi arıyor. Yukarı çıkardık komşuyla, böyle onun evinden babamla konuşurdum. Çok özlem dolu. Onu çok özlediğim ve bir sürü şeyi paylaşamadan aslında kaybettiğim, en sevdiğim diyeyim babam için. Hı hı. Aslında çok da hani çok erken bir kaybedişte değil aslında. 65 yaşında baktığınız zaman. Öyle mi? Evet, ben hani her ölüm erken ama. Daha büyük gibi hatırladım. Yok, 65 yaşındaydı. Çok gençmiş. Hı hı. Evet, 2015'te mi 2015 vefat etmişti? Peki, merak ettiğim bir şey var. Sen doğduğunda da baban yine Kayahan mıydı? Olarak, ünlülük olarak. Tabii ki. Annemle tanıştıklarında da babam Ankara'nın çok önemli solistlerindenmiş. İşte öyle gece kulüplerinde, otellerde sahne alırmış. Dedeman'da hatta. Akrabalık derecesine varacak böyle bir yakınlıkları doğmuş hatta. Baba annemle de Ankara'da tanışmışlar. Evet. Yalnız tabii ki İstanbul'a gelişiyle babam aslında... Kayahan olup aslında bilinir oldu. Yani evet. 1979'da aslında. 79. Yine çok yeni değil tabii bir tarih. Sen peki sen doğduktan sonra işte büyüdün. İlk kez ne zaman ünlü birinin çocuğu olduğunu fark ettin? Okula başladığımda. Ne dediler? Sen Kayahan'ın, Kayahan'ın kızı. Ve orada da şöyle bir hisse kapılmıştım. Hani sanki beni onun için sevecekler. Çoğunlukla da gizlerdim ve saklardım bunu. Ta ki o müsamerelerimiz olurdu ya işte okulda. Gösterilerimiz, annelerimiz, babalarımız gelir bizi izler. Orada tabii ki benimle kızım, baba, aa kızıymış, aa Kayahan'ın kızı diye biraz böyle hani kendimi hissetmiyordum, gizliyordum. Sanki babam hani ünlü meşhur, beni o zaman daha çok sevecekler. Hani gerçekten beni beni olduğum için sevecekler. Tabii ünlü birinin kızı olmak, çocuğu zor olmak hem bir yandan güzel hem bir yandan da çok zor olmalı. Zorlukları olmalı mı? Daha fazla her şeye özen göstermek, daha fazla dikkat etmek, kendinizden çok aslında bir başkasını düşünerek adım atmak aslında çok ağır bir enerji baktığınızda. Ama ona... 6 yaşındayken bir mektup yazmışım babama ben. İlk okuma yazma öğrendiğimde, hatta bir röportajında söylemiş bir video, babamın hayranı bir hanımefendi benimle paylaşmıştı. Orada demiş ki, demişim ki ben yazmışım, babacığım demişim, senin kızın olmak çok güzel ama sen Türkiye'nin Kayahan'ısın. Hani orada bir aslında sitem vardı, onu çok az gördüğüm için ama sana kızmıyorum. Çünkü seni herkes çok seviyor diye böyle bir mektubum var babam. O da programında o mektubu okumuş. Küçüktüm tabii. O özlem
o eksiklik her zaman aslında vardı. Erkendir her ölüm ama benim babam gerçekten çok 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 erken aramızdan ayrıldığını düşünüyorum. Ne mutlu ki bana onun o güzel eserleri, şarkıları, besteleri herkesin hayatı. Kaybın biraz daha farklı. Mesela şu an babanın sesini her şekilde çok dinleyebiliyorsun, evet. Duyabiliyorsun. Mesela şu an duyduğunda falan nasıl bir his bu? Ben bana bıraktığı mesajları dinlediğimde daha farklı hissediyorum. Çünkü telefon şarkılarını, mesajları. Evet, şarkılarını hep her şekilde, her yaşımda duydum, evet. Ama o bana hani beste demesi, kızım demesi ya da bana benimle bir şey konuşması. İşte eskiden telesekreter vardı. Bana mesaj bırakırdı, evde yoktum, geldiğimde dinlerdim. O kasetleri dinlediğimde daha benim için farklı. Böyle ağlıyorum, hoşuma gidiyor, başı alıyorum, yeniden dinliyorum. Şükürler olsun ki sesini duyabiliyorum. Ve şu andaki bu yaşadığımız dönemdeki teknoloji de bunun için bence çok güzel. Bol bol sevdiklerinizle anı biriktirin, videolar çekin, evet. Seslerini kaydedin. Gerçekten özlediğinizde... Hayal etmek evet ama onları duymak ve onları görmek başka bir şey. Başka bir şey. Bazıları da dayanamıyor. Tekrardan İlk zamanlarda o, öyle, öyle. Evet. Sonra mı? Ama sonra da çok özlüyorsun. Bir istek mi Kesinlikle. Oluyor? Evet, senin ele anıların çoktur. Çünkü Kayahan'ın şarkılarıyla herhalde güzel anıları olmayan hiç kimse yoktur gibi geliyor bana. Özellikle 30 yaşın üstünde. Kesinlikle. Değil mi? Herkesin bir aşk anısı, bir aşk acısı. Evet, ya evlenmişler, ilk düğün danslarının müzikleri evet. olmuş. Ya ilk aşklarındaki işte o dinledikleri müzik olmuş. Ya ayrılmış, hüzünlenmiş o şarkılarla o dönemi atlatmış. Mutlaka bir şey olmuş ama bir evet. anısı var değil mi mutlaka. Herkeste? Çok şey duyuyorum ve çok da hoşuma gidiyor. Aa, bana güzel. Sosyal medya üzerinden de bir sürü anılarını paylaşan insanlar oluyor işte. Babanızın şarkısıyla barıştık. İşte eşimle 30 yıldır evliyiz. Mutlaka her gün uyandığımızda işte seni seviyorum şarkısıyla uyanırız gibi harika. Böyle. Çok güzel şeyler var. Ne mutlu bana. Ne mutlu sana. Hakikaten öyle. Şeyi unuttum. Şimdi ilkokulda hissettin ünlü birinin çocuğu evet. olduğunu. O anı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum Nasıl tabii bir andı? Ki. Nasıl bir andı? Bir kere okulumuz çok böyle butik bir okuldu. Çok küçüktü. İşte, İzmir'de miydiniz o yok, zaman? Yok, İstanbul'da. İstanbul. Aha, İstanbul'da. İşte 1, 2, 3, 4, 5. sınıf ilkokuldu zaten. Özel bir okuldu ama çok butikti. 10'ar kişi, 8'er kişiydi her sınıfta. Ve bizim tabii ki bir gösterimiz, bir şey olduğunda toplam 50 çocuk. Ve onların aileleri toplasanız 200-300 kişi. Ve ben bale yapıyordum. Konservatuvarda bale mezunuyum zaten. Sonrasında da devam ettim. En sevdiğim şey dans. Bir dans gösterimiz vardı ve ben de sahnedeydim. Babam da en önde oturuyor. Okulumuzun salonu küçücük bir yer. Tabii bütün herkes babamı görünce işte Kayahan Bey deyip konuştu, sohbet etti. Babam da işte kızımı izleyeceğim, onun için geldim dedi. Evet. Ben çıktım. Hiç unutmuyorum, babam bana bir çiçek uzatmıştı sahneye. Ve o anda herkes bana bakıp, aa Kayahan'ın kızı demek işte beste bu besteymiş deyip. Orada böyle hem utanmıştım hem gurur duymuştum. Böyle çok anlatamayacağım bir duygu aslında. Ama orada aldığım karar, İnsanlar sanki bana daha başka ilgi göstermeye başladı babamın babam olduğunu öğrendikten sonra. Hani muhakkak öyle. Gerçekten böyle beni seviyor mu yoksa hani öyle diye mi deyip böyle bir tereddütte kaldım. Bir çocukluğum geçmiştir benim. Hı hı. Hep tabii babandan bahsediyoruz ama hiç annenden bahsetmiyoruz. Evet. Neden? Bilmiyorum. Bugün annenden de bahsedelim. Tabii ki. Tabii ki. Annen herhalde babandan ayrıldıktan sonra hiç evlenmedi, evlenmedi bildiğim kadarıyla. Hiç gözükmüyor.
Hep benimle. Hiç resmini mesela bilmiyorum ben. Ben sosyal medyada paylaştığımda herkes ne kadar çok annene benziyorsun, ne kadar çok sana benziyor diye böyle çok çok güzelmiş ama benim annem gerçekten çok güzelmiş. 16 yaşındaymış babamla tanıştığında, 15-16. Evet. Ve bu bir aşk hikayesinin içindeki şiir var ya, hani çarpışıyor, kitaplara evet. düşüyor. İşte o annem. Öyle yolda mi? Yürürlerken Ankara'da, evet, annem okuldan çıkmış. Annene işte bu... yazılmış bu parça. Evet. Biz de tam şarkısını çalmışız yani. Evet. Evet. Oradaki o şiir işte tamamıyla annemle olan o eski dönemi anlatan bir şarkı. Annem dediğim gibi evlenmedi, evet, hep benimle beraber birlikte yaşıyoruz çok, hala. Çok bu şeyde değil, göz önünde değil hiç galiba. Hiç değil, o hayatını bana adamış. Şimdi torunlarına derken böyle babamdan sonra hiç tadı arkadaşı da olmadı mı size? Yani bir bayan arkadaşı bile yoktu annemin. Hep biz, hep ben, şimdi torunlar. Hayatı biziz onun. Peki bu dönem içerisinde tabii... Ayrıldıktan sonra 95'te mi ayrılmışlardı? 91'de ayrıldılar. 91'de hı-hı. ayrıldılar. Kayan zannediyorum 94'te mi evlenmişti? 95. Babam 92'de evlendi. Bir sene eşiyle. Sonra mı? Çok kısa hı-hı. zamanda hı-hı. evlenmiş. Evet. Sarı Şekerim miydi o? Evet. Değil mi? Evet, Sarı Şekerim şarkısının sahibi değil. Sarı saçlarından sen suçlusunun sahibi. Öyle mi? Tabii. O da... Lale Hanım. Peki, hiç... Annenin o dönem ruh halini anlayabildin mi? Kolay bir şey değil, çok uzun yıllardır da başka ki. Birine tercih etmemiş. Hiç etmediği gibi onlar ama son anlarına kadar o kadar abi kardeş gibilerdi ki görüşmeleri hep devam etti. Evliliklerinde, en son evliliğinde de yine bayramlarda biz babamlara giderdik, onlar bize gelirdi. Annem hep bizimleydi, hep doğum günlerinde hediye, kadınlar gününde çiçek. Babam annemi hiç unutmadı, hep destekti. Onlar bize gelirdi derken kim onlar? Tabii ki babam, ailesi, bayram ziyaretlerinde hep bize gelirlerdi, biz giderdik onlara. Hani annem hep bizimleydi. Annen de hiç hissettin mi onu babanın yeni hayatlar kurduğunda bir burukluğu? Şey olmuş mudur? İlk zamanlarda hani annemden ayrıldıktan sonraki o evliliğinde mutlaka olmuştur. Hani çok hissettirmese de kolay bir şey değil bu. Ama son ana kadar hep beraberlerdi. Hani abisi gibiydi, babası gibiydi. Babam maddi manevi hep annemin yanındaydı. Hala babamın soyadını kullanır demişti. Evlenene kadar kullanabilirsin. Hani ondan sonra zaten hani evlenmiş olacaksın. Hala babamın soyadını da kullanıyor. Burada bir şey sorsam sana. Tabii ki. Hani duygusal şeyler de konuşurken bir anda olacak mı bilemedim ama baban demiş ki annene evlenene kadar soyadımı kullan. Evet, boşanırken izin vermişti özel bir izinle kullanmasına. Ama evlendikten sonra kullanmasını tabii istemezdi. Tabii ki, tabii ki. Şimdi buradan bir yere gelmek istiyorum. Son evliliği İpek Acar'la olan evliliğinde hatta bizim de hep Acar diye kalıyor aklımızda, kömürcü aslında, İpek Acar kömürcü. Şu an başka birisiyle evli. Şimdi babanın annene söylediğin kelime... duyunca bunu sormak geldi içimden. Ya ben buna dair çok serzenişlerde bulunmuştum zamanında. Şimdi bunun çok gereksiz olduğunu düşündüm. Çünkü inanın benden çok daha iyi babam yaşasaydı nelere izin verir ve nelere vermezdi, ne kabul ederdi ve neyi etmezdi. Zaten onlar da herkes o kadar çok biliyor. Biliyor ki. Hı hı. Ben burada biraz belki hassas, biraz daha böyle içimde tutamayıp böyle o dilimden o kelimeler döküldü. Normal olan da bence hani ben de öyle yaparım. Evlendiysem soyadımı değiştiririm. Kızlık soyadımı da kullanabilirim eşimin ismiyle birlikte ama eski eşimin soyadını kullanmayı uygun bulmuyorsun. Belki acaba şundan olabilir mi? Kayan'dan aynı zamanda çocuğu da var İpek evet. Hanım'ın. Belki kızıyla aynı soyadı taşımak. Ya da şunu da düşünüyor olabilir, sonuçta bir başkasından tekrar çocuk sahibi olmamayı, evliliklerin bazen bitebileceğini ve bu sefer de kızıyla aynı soyadı taşıyamayacağı için de değiştirmemiş olabilir mi? Kardeşim de bir gün evlenip onun da soyadı değişebilir. Hani bayan olduğumuz evet. için o çok böyle kalıcı bir şey değil ama çocuk sahibi olmadıklarını biliyorum ancak evlat edindiklerini biliyorum. Mutlaka
bir aileleri var zaten. İpek'le eşi evlat edindiler onlar da. Öyle sahip mi? Sahip olamadıkları için hani gelip gelmediğini bilemiyorum ama. Yeni mi? Çok uzun zaman oldu. Müracaat edip beklemek tabii ki bir süreç ama artık gelmiş olması gerekiyor diye düşünüyorum. Görüşmediğim için bilmiyorum ama bir tane çocuk istemişlerdi. Evlat edinmek istediler ama ben hiç görmedim yanlarında. Sen gördün mü hiç? Ben de görmedim ama. Belki hala bekliyor olabilirler. Çok uzun zaman oldu. Ben en son konuştuğumda gelmiştir diye düşünüyorum. Ay. Peki biz de tabii sen aynı zamanda da babanın müzisyen oluşundan kaynaklı belki de bir genetik yatkınlık diyelim. Çok da güzel besteler yapıyorsun ve hatta Canım Seni Çekiyor. Evet. Gibi şarkılar yazdın, evet. Besteledin. Müzik de sana mı ait? Bana ait. Sözü bestesi bana ait. 17 Nisan'da tüm dinleyicilerle buluştu. Tüm dijital platformlarda var artık. Evet, çok yeni. Bir ay olmadı daha. Çok da güzel gidiyor. Hep dinleyenler ne kadar çok Kayahan kokuyor, sözleri. Sesimin tınısını benzetenler oluyor. Bir şiir kısmı var, çok duygulanıp ağlayanlar oluyor. Benim de çok hoşuma gidiyor bu. Keşke babanızın yaşadığı zamanda da böyle bir şey olsaydı ama eşim çok destek oldu bana buna dair. Benim çok bakış açılarım vardı. Bu camianın içinde olayım mı olmayayım mı arasında böyle çok fazla kalıyordum. Neden? Bir sürü şeye şahit oldum. Ben evet. Çok gerçek olduğunu görmediğim burada ondan sonra şeklinde böyle ilişkiler kendim olmak dışı geldiği için bana hep kendimi evet. Geride tutmuştum. Dedim ki onlar gibi olmak zorunda değilim ben. Değilsin, benim. Tabii ve güzel şeyler yapıyorsun. Buralarda olmalısın. Peki bu güzel herkesi duygulandıran şarkını dinlesin. Ha, tabii ki çok teşekkür Ay, ederim. Ay çok güzel olacak. Hadi söyle. Yeni Bebiş diye. Tam bir Kayahan şarkısı Canım sanki. Canım Seni Çekiyor.
Evet. Soruyorlar. Canım kimi çekiyor? Kaya'nın böyle güzel bir tınısı ve sıcak bir şeyi vardır ya, böyle hafif şımarık tarzı şarkıları değil mi? Aralarda öyle şeyler vardı. Çok çok güzel olmuş. Evet. Harika. Teşekkür ederim. Başka şarkılar var mı yakında? Şimdi sırada evet. Sevgili Şehrazat'ın, Şehrazat ablamın bana böyle evine gittiğimde tam bu şarkı senin ve bunu sana veriyorum dediği Timsah Gözyaşları adı. Cumartesi günü sevgili Erhan Bayrak'la stüdyoya gireceğiz. Ben önce bir plat okuma yapacağım, aranjelerini yapacak. İnşallah Haziran sonu Temmuz başı gibi de Timsah Gözyaşları Şehrazat ablamın bestesini çok bestesini. Büyük bir gururla söyleyeceğim. Harika. Peki Kaya'nın eski şarkılarından hiç söylüyor musun? Konserlerimizde söylüyoruz. Ancak hani bir albüm aşamasında ya da hani babamın da bir şarkısını söyleyeyim dediğim, şu anda içimden geçen böyle gönlümden bir şarkı var. Bakalım o da inşallah. İnşallah. Olur. Bekliyoruz. Peki demin de hani dedik ki ünlü biri olarak doğdun aslında baban aracılığıyla. Peki hiç düşündün mü şöyle gözlerini kapasan, ben ünlü olarak doğmasaydım, ünlü bir babanın kızı olarak doğmasaydım, bir memur çocuğu olarak doğsaydım, her akşam babam eve gelseydi belli saatte, belli saatte işine gitseydi, hayatım bambaşka olurdu diyor musun hiç? Yani yine şu anda yaptıklarımı yapardım, evet, ama dedim ya paylaşamadığım, o eksikliğini hissettiğim çok şey vardı diye. Baba ve kız ilişkisini, aile ortamını çok daha dolu dolu yaşayacağım için... O özlediğim şeyleri bence ne güzel tamamlardım, eksik kalan parçaları. Onu isterdim. Evet, ben hepsini dinlerken, belki de psikolog olduğum için bilmiyorum, hep kız çocuklarının babaya ne kadar hayran olduklarını ve babaların tabii ki çocukları varsa çok daha dikkatli davranmaları gerektiğini, hı hı, hele kız çocukları varsa ayrılırken birçok kere düşünüp ona göre karar vermesi gerektiğini düşünürüm. Evet. Önemli bir şey değil mi o bağ? Babam da onu önemsiyordu herhalde. Çünkü hep dedi ki 18 yaşına geldiği zaman boşanacağım. Ondan önce ayrılmayacağız gibi böyle hep, hı hı, konuşmalarını duymuştum. Gerçekten de tam 18 yaşına geldiğimde, işte 91 yılıydı. 17 yaşındaydım işte, ayrıldılar. Ayrıldılar. Sarı Şekerim'le ne kadar zaman evli kalmışlardı? Çok az, bir buçuk yıl diye hatırlıyorum. Çok az, hı hı, çok az. Demek ki onun da böyle bir aşık olma değil mi? Hayatını birileriyle paylaşabilme isteği varmış. Çünkü hemen ondan sonra da galiba, evet, İpek Hanım'la evlendi. Aslında hemen değil, 99 yılında İpek'le evlendiler. Bayağı uzun. Ondan önce birlikte bir yaşamları vardı ama hani evlilikleri 99 yılıydı. 6 yıl kadar bir beraberlikleri olmuştu, sonra evlendiler. Hı hı. Şöyle 92'de ayrıldığında, hı hı, 93'te yeni beraberliğe başlamış oldu. Evet. O anlamda dedim. Doğru. Belki evliliği şey oldu ama. Hı hı. Hep hayatında birileri vardı, vardı. Yani yalnız değildi, doğru. Hı hı hı. Tabii beslenmesi için bir şeylere ihtiyaç var ki o şarkılar, o sözler çıksın. Çıksın. Ama sonra da diyordu ki bir şeyleri yaşamak değil, yaşanmışlıklardan da yine bir şeyler yazılabilir. İnsanların da çünkü bir sürü şey yaşıyor etrafında, şahit oluyor ve görüyor. Soruyorlardı bu şarkıyı kime yazdınız? Hiç kimseye değil. Birinin bir hikayesini duydum ve o benim çok hoşuma gitti, ona yazdım. Sana beste yapmış mıydı? Ebeveyim şarkısı. Aa. Bana yazdı. 4-5 yaşlarındayken bir... Bayram ertesi gün, bayram sabahı olacakmış, işten gelmiş, çok geç saatlerde gelirmiş ve beni öpmeden uyumazmış. O gün yine odama girmiş, elinde gitar kutusu, hep anlatır. Öyle güzel uyuyormuşum ki işte bebeğime sarılmışım ve başucumda kırmızı ayakkabılarım var. Anneannem almıştı, hiç unutmuyorum, kırmızı rugan. Ve çok heyecanlıyım, yarın onları giyeceğim, uyanacağım ve bayram. Evet. Bana bakarak çok duygulanıp şöyle derdi, bestesi ve sözü aynı anda gelip yaptığım tek şarkıdır. O anda bana bakarak o şarkı yazıyor ve tabii kayıt cihazı yok, bir şey yok, unutmuyor ve sabah gidiyor, onun için stüdyoya giriyor ve hemen söylüyor Ümit Hanım. Harika da bir şarkıdır. Çok. Değil mi? Çok. Çok hoş, herkesin çok sevdiği bir şarkı. Zannediyorum bir kız kardeşin mi var? Evet, bir tane. 2000 doğumlu Aslı Gönül. Aslı Gönül. Aslı Gönül şu an ne yapıyor?
Aslı Gönül mezun oldu. Yurt dışında okuyordu bir üniversitede. Bitirdi okulunu. Şu anda Bodrum'da annesiyle birlikte olduğunu biliyorum. Hangi bölümü bitirmişti? Fizik. Fizik bölümünü bitirdi. Biraz sonra tekrar devam edelim. Tabii ki. Ne yazık ki küçük bir ara vermemiz gerekiyor. 5 dakika sonra beraberiz. Tescilli de bir güzelsin. Evet. Aynı zamanda olsun. Kolay 95 yılıydı tabii, çok eski. 95 yılı sevgili Demet Şener'i birinci oldu. Gamze Saygı vardı, ben vardım. Böyle çok o zamanlar nadirdi ya böyle şeyler. Çok özel ve çok güzeldi. Çok evet. Daha böyle profesyonelce aslında her şey yapılıyordu. Benim için çok heyecanlı. Çok da güzel bir anı olarak kaldı. Sevgili Urkan Erez'le birlikte harika bir kampımız ve çok güzel anılarımız var. Hatırladım böyle gözlerimi kapadığımda, hala canlı canlı böyle yaşarım onları. Güzeldi. Güzel günlerde. Sonrasında da şeyi hatırlıyorum. Mehmet Ali Erbil'le ilk Çarkı Felek değil mi? Şöyle dokunuyordu. Beste nedir nesi? Nerede? Ben o zaman dokunamıyordum. Bizde çevirmek vardı böyle. Bir de kablolar karışıyordu arkada. Niye seni dokunuyor gibi hatırladım? Onlar sonra böyle ilerledikçe teknoloji böyle sadece ting diye dokununca benim zamanımda böyle kutuları çevirmek zorunda kalıyorduk. Böyle kablolar sıkışıyordu. Arka tarafa bir daha döndürüyordum. Biraz zor oluyordu ama neyse. Evet. Böyle bir anımız var Mehmet Ali ile. İlk ben başlamıştım onunla. 97 yılıydı. Ne kadar devam ettin orada? Ben orada 4-5 ay zannediyorum çalıştım. Hı hı. Ondan sonra ayrıldım. Ayrıldın. Mehmet Ali ile var mı hiç hikayeniz? O çok komiktir. Yani Mehmet Ali gerçekten nasıl diyeyim size, o kulis arkasının bizi en çok güldüren, en çok eğlendiren kimlik, evet. Kimliği. Hiç hani onun yanında somurtmak ve böyle mutsuz olmak mümkün değil. Çok güldürürdü bizi her anı. Çok keyifli, çok neşeyle geçiyordu. O da tabii çok büyük sağlık sorunları geçirdi. Çok şükür şimdi sağlığına kavuştu. İnşallah diyorum çocuklarıyla sağlıklı uzun bir ömrü olsun. Amin. Mehmet Ali Erbil için çok çapkın derler. Öyle midir? Şimdi hani kendimi düşününce babamı çok sevdiği için evet. Stelio vardı menajeri. O da yine babamın çok yakın dostuydu, aile dostu. Hani ben böyle bir şey deneyimledim mi? Birebir hayır. Evet. Tabii ben hani babasının emaneti modeli olduğum için. Ama öyle olduğunu söylüyorlar. Erkektir yapar diyorlar ya, olabilir. Böyle bir şey diyorsun. Geçenlerde şeyi gördüm. Babamla ilgili bir ev var zannediyorum. Evet. Gönül bahçesi miydi? Gömeç'te Gönül Köşkü. Gönül Köşkü. Hala zannediyorum bu mal varlığı ile ilgili bir sıkıntılar var mı? Yok. Haklarını alabildin mi? Daha doğrusu öyle sorayım. Bunları niye soruyorum? Sen tabii Kıya'nın bizlere emanetisin. Öyle görüyorum. Sağ ol. Öyle düşünüyor bence izleyiciler de. O yüzden yıllardır bu süreci de herkes çok takip ediyor. Evet. Artık belki de kendi kızları gibi görüyorlar kendilerini. Mağdur olma istiyorlar belki, bilmiyorum. Zamanında bir hukuk tarafında bazı şeylerimiz oldu. Evet, bazı davalar, bazı şeyler. Ben bazılarından vazgeçtim, bazılarını kabul ettim. Çünkü neden? Ben o enerjinin içinde olmayı çok sevmiyorum. Evet, haklı haksız oyunu çok böyle insanı yoran bir şey. Herkesin bence en önemli o hakkaniyet kalbinde. O neye evet diyor, neye hayır diyor. Aslında her şey orada. O bir kağıtta yazı olan bir şey değil bence. Evet. Ve bu hak kimseye verilmez. Bence alınmaz da. Kim neyi hak ediyorsa zaten o mevcuttur orada. Evlerle ilgili ben birisinden zaten vazgeçmiştim. Diğer Gönül Köşkü ile ilgili hala bir birlikte haklarımız söz konusu. Ortak alanda buluşup oranın satışıyla ilgili bir karar verdik. Kardeşim İpek ve ben şu anda bir emlak firmasıyla anlaştık. Bir gayrimenkul şirketiyle, onlar satışı üstlendi. Bakalım satılması için bekliyoruz. Orada herhangi bir anlaşmazlığımız yok. Hani yok. Uzlaştık ve buna dair bir karar alındı. Süreç başladı. Peki satılmasıyla ilgili tabii bir taraf istiyor, öbür taraf da istiyor mu acaba? Tabii ki. Tabii ki istiyor. Hani onlar da belki artık.
Belli bir fiyat iki tarafın da mı isteğiyle oluşturuldu? Şöyle ki aslında bizim çünkü isteğimiz... Çünkü bazen de hani istemeyen bir taraf olur, daha yüksek isteyebilir. Buna dair belli ekspertizler gelip fiyat çıkarıp bir raporlandırma yapıyorlar. Hani işte evin bulunduğu lokasyon, metrekare vesaire. O fizibiliteye göre çıkarılan, biz de gördük ki hani bunun değeri bu. Ve herhangi bir şey yok. Kabul ettik. Bekliyoruz. Sen gider misin oraya? Ben babamı kaybettikten sonra ilk kez geçtiğimiz yaz gittim. Hatta orada evlendik eşimle. Babamın evinin bahçesinde. Dedim orada benim de bir anım, bir hatıram olsun. Çünkü gerçekten çok özel şeyler yaşandı aslında o evde. Bir kere gittim ama ondan önce hiç gitmedim. Evlenirken gittin sadece. Sadece evet. Geçen sene miydi? Temmuz ayında. Temmuz ayında gittim. Hatırladığım kadarıyla İpek Hanım da orada mı evlendi? Babamla evet, 1999 yılında. 2 Eylül orada evlendi. Orada evlendi. Sen de aynı yerde belki resimlerin var eşinle, değil mi? Evet. Ne güzel bir anı. Çok. İpek Hanım nerede yeni evliliğini yapmıştı? Sanki yine... Onlar İstanbul'da evlendiler eşiyle birlikte. Burada evlenmediler. Hayır. Anladım. Şu anda da zaten İstanbul'dan da gitmişler, öyle duydum. Bodrum'da yaşıyorlarmış. Mutlu, huzurlu, sağlıklı günleri olsun hepsine. Ne güzel de resimler. Ara ara demin seninle ilgili geçiyordu. Küçük ya, günle Aslı ilgili. Küçük orada. Mi? Bir yaşında bile yok da. Aslı Gönül'le nasıldır ilişki? Yani görüşmüyoruz. Böyle bir anda durdum çünkü uzun zamandır konuşmuyoruz ve görmüyorum. Yurt dışındaydı da zaten ama geçtiğimiz sene mezun oldu. Artık İstanbul'da. Şimdi de Bodrum'a gittiler. Bir ilişkimiz yok aslında diyebilirim. Eskiden var mıydı? Babamın zamanı, babamın sağlığı tabii ki. Çünkü yani babam için çok önemliydi. İşte ablan geldi, merhaba de, gel otur bizimle. İşte ablan gidiyor, gel geçirelim. O zamanlar tabii daha 14-15 yaşlarındaydı. Yaşlar, belki de diyorum bizi birleştirenmiş hani babam her anlamda tabii, birlikte ortak tutan. Onu kaybedince tabii ki herkes kendi tarafında kendi durmayı seçiyor. Gidiyor. Tabii ki. Aynı zamanda da İpek Hacer Kömürcü şu an evlendi. Tabii. Yine basından takip ettiğim kadarıyla yine babanla beraber yaşadığı evde zannediyorum yaşıyorlardı. Babanın evinde. Onlar orada yaşamadılar aslında. Niye öyle çıktı haberler? Ne yazık ki böyle işte bazı şeyleri belki de dikkat çekmek için bilmiyorum. Hani oraya daha fazla bir insanlar ilgi gösterip okusunlar, o her yerine yazılıp çizildiyse öyle bir şey olmadı. Hayır. Tam tersi İpek kendi ailesinin evinde yaşadı eşiyle birlikte. Şimdi oradan da ayrıldıklarını duydum. Bodrum'a yerleşmişler, oradalarmış. Orada bir hayat. Değil mi? Kayan'la ilgili hep şöyle bir şeyler duymuşumdur. Doğru mu bilmiyorum. Hani Kayan evet çok iyi bir besteci, çok iyi bir müzisyen ama zor biri. Çok. Hangi konularda zordu? Çok titiz bir insandı. Evet. Çok kolay beğenmezdi. Çok kolay insanlarla da, mesleğinde özellikle, onun isteğini yapamıyorsa anlaşamayıp böyle hep en mükemmeli aradığı için aslında hayatını zorlaştırıyordu. Ev hayatında da zor biri miydi? Şöyle evet, çünkü yaşam saatleri normal insanların, bizim yaşamlarımıza uymadığı için ben okula gidip geliyorum, babam hala oturuyor. Ama artık gündüz olmuş, hani öğlene gelmiş hatta. Bir ses olacak evde, bir şey var. Hareket, temizlik, ne bileyim arkadaşlarım gelecek, oyun vesaire. Olamaz çünkü babam artık o saatte uyumaya başlıyor. Ve sessiz olmamız gerek. Böyle kapıda beklerdik, bakkal gelecek kapıyı çalmasın, işte o gelecek zile basmasın şeklinde. Çok mükemmeliyetçiydi ama öyle böyle değil. Yani bir şarkıyı bestelerken herhalde yüzlerce ona dair müsveddeleri vardır. O sözleri asla beğenmez. O bir kelime için aylarını verir. Bütün gecelerce uyumaz. Kendi kendini de çok yoruyordu babam. Onun için. Demek ki İpek Hanım da çok uzun yıllar evli kaldılar bildiğim kadarıyla. Tabii ki 15 sene evli kaldılar. 15 sene ve çok genç yaşta evlendi bildiğim kadarıyla. Demek ki çok sevmiş olmalı. Zaten onlar bir işbirliği için aslında. Çok kolay olmayan biriyle ancak çok seversen herhalde gider bu müzik işe. Müzik için evet, aslında ilk hani tanışmaları da öyleydi. Bir müzik sesinin çok güzel olduğunu ve bir yarışmaya katıldığını söylemişti. Bir müzisyen babamın arkadaşı. O vesileyle tanıştılar. Babamın vokalistini yapmaya başladı. Sonra asistanlığını derken böyle...
tanışma ve şey devam etti. Zannediyorum kaç yaşındaydı o zaman? Senden küçüktü diye hatırlıyorum. 2 yaş küçük tabii ki. 17 yaşındaydı. İpek Hanım sen 19 yaşındaydın. 19 yaşındaydın. Mesela çok ikiniz de çok genç yaşlardasınız o zaman. Hı hı. Belki de hiç İpek Hanım'a da kimse sormadı ya da hatırlayamıyorum. Bu seçimi yaparken acaba hangi düşüncelerle karar verdi? Belki onun da ailesini tanımıyoruz, bilmiyoruz çünkü. Belki o anda da öyle onu çok sevecek, belki kol kanat gerecek birine ihtiyacı vardı. Bayağı yaş farkı var hatırladığım kadarıyla çünkü. Tabii ki. Ne kadar olduğunu hatırlamıyorum ama hani evet. Pek 17 yaşındaysa babam da 49 doğumlu, 92 çıkarırsak 37 yaşında, 47 yaşında oluyor galiba. Evet. Tabii çok büyük bir yaş farkı. 5 yaş. Peki ilk evlendiğinde ya da ilk seninle tanıştırmaya getirdiğinde kendinden daha küçük yaşta birisinin olması seni nasıl etkiledi? Aslında ilk tanıştığımda hani iş için bir beraberlikleri başladığı için vokal yapıp işte ona yardım etmek böyle ben çok sevmiştim gerçekten son zamana çünkü kadar. Çünkü senin de yaşın olduğu için arkadaş evet, gibi öyleydik olmuştuk. Ama kardeş gibi olmuştuk. Böyle her şeyi paylaşıp birbirimize anlatıp çok eğlendiğimiz çok keyifli zamanlarımız olmuştur onunla. Hı hı. Demek ki bunların da yaşanması gerekiyormuş. Peki sonra arkadaş değil de babanın eşi olarak hayatınıza girdiğinde nasıl bir his bu his? Çok akranın olduğu için. Bu da aslında ne için soruyorum biliyor musun? Hı hı. Bizi izleyen bir sürü şu an izleyici var. Ve belki de şu an ikinci ya da üçüncü evliliğini yapmayı düşünen, hı hı, kendisinden çok genç yaşta birisiyle evlilik düşünen kişiler olabilir aramızda. Bunun zorlukları ya da güzellikleriyle ilgili aslında bilgi almak istedim senden. Aslında her sevgiye tabii ki saygı duyuyorum. Aradaki yaş farkı, o büyük, o küçük, hani bunların çok bir önemi yok. Ancak dediğiniz gibi daha önceden bir evlada sahipseniz bir önceki evliliğinizden, işte bu bir kızsa ve siz bir babaysanız evlenecekken, evet, evet o yaşlar çok birbirine yakınsa, ne kadar çok sevseniz de, hani ne kadar çok böyle anlaşsanız da, o hani babayı paylaşmak kısmını demeyeyim de, böyle bir başka hissediyor tabii ki insan. Hani onu anlat deseniz, ifade et, hangi kelime bu? Kelimesi yok. Hani kıskanmak mı? Değil. O paylaşamamanın verdiği, ne bileyim, hüzün mü ya da anneni hep niye deyip, hani o da olabilirdi, evet, ama şimdi ya o kadar böyle muhakeme yapıp böyle kendinizi farklı bir alanda buluyorsunuz. Sonra tabii ki hani zaman her şeyin ilacı derler ya, gerçekten alışıyorsun ama o süreç çok kolay değil aslında. Çok kolay değil. Değil. Ve sen hatırladığım kadarıyla da düğünlerine, nikahlarına katılmamıştın. O zaman evet deprem olmuştu. Büyük oğlum 9 aylıktı 99 yılında benim. Belki de benim. Hazır da değildi. Katılmamıştım, gidememiştim. Gitmeyi de gerçekten gönülden istememiştim aslında. Ama sevmediğimden değil ya da hani herhangi bir duygu değil ama orada ne bileyim daha önce olmuştum babamın ikinci evliliğinde çünkü Lale ile evlenirken. Evet. Rahmetli Turgut Özal eşi böyle Savaron Hayatı'nda çok muhteşem böyle bir şaşalı bir düğündü. Evet. Orada da ya insan ister mi annesini babasını bir başkasıyla evlenirken, evet, görmek mesela? Hani o zor bir şey. Üstelik kızsan ve bir baba karşında bir yeni bir eşi hani hem cinsi olduğu zaman bir evet orada hissediyor. Bir olabilir insan. Paylaşamamak duygusu oluyor yani. Peki bu evliliklerde buradan yola çıkarak sormak istiyorum. Bu yaş farkı yıllar ilerledikçe kişiler arasında bir konfor mu yaratıyor sence? Bir konforsuzluk mu? Konforsuzluk. Yani benim gördüğüm bir mesela bir şey oluyor. Bu, bir kere fikirler çok uymuyor birbirine. Gerçekten bir jenerasyon farkı diyoruz ya işte arada o yıllar. Hı hı. Onun çocuğuyla bile olurken çocuğu tabii yaşındaki biri aynen, daha hani, çok olur. Kesinlikle. Hı hı. Onun fikri tabii ki onun fikriyle aynı olmuyor. Onun isteği olmuyor. Artık belki onun o kadar enerjisi olmuyor. Ona ayak uyduramıyor ama daha başka bir şey istiyor falan böyle. İlk zamanlarda o tolere edebilir olsa da zaman geçtikçe o konfor alanı aslında konforsuzluğa dönüşüyor. Daha çok yaşı büyük kişi tarafından mı konforsuz hale geliyor? Küçük yaştaki? Her ikisi de aslında. Öyle mi? Bence öyle. Hı hı.
paylaşımlarım bizim için çok önemli. Çünkü yaşamış birinden, bunları deneyimlemiş birinden öğrenmek, değil mi? Anlamak. Şimdi psikoloğu dediniz ya, şimdi evet. Ben de enerji terapistiyim. Böyle birçok sistemlerin eğitmenliğini yapıyorum ve ben bu alanlarımı törpülemek için, o geçmişteki travmalarımı, o çocukken yaşadığım duygu ve düşünce ve hislerimi ve aldığım kararlar için çok fazla zaman harcadım diyeyim. Çok kendim üzerimde çalıştım. Bunu ne oldu da bu daha spiritüel bir hayat mı diyelim? 2000, evet, babamı kaybetmeden önce böyle adım adım yaklaştığım, küçüklüğümden beri ilgi duyduğum şeyler, onu kaybettikten sonraki yaşadığım değişimler ve aslında insanların öyle olmadığını görmek beni çok yaraladı diyeyim. Ve onları atlatmak için hani o kimyasallar, ilaçlar çok seçmiyorum çünkü. Evet. Diyorum ki onlar eylem çözümleri. Aslında o bilinçaltındaki işte o kayıtları değiştirdiğinde tıpkı... Belki çok mu dolmuştun? Çok, bazen de şöyle ki. Oluyor zannediyorum. Haksızlıklara uğradığımızı düşündüğümüzde o dönemlerde bir kurtarıcının oluyor olabilmesi ya da gücüyle bizi koruyabilecek bir insanüstü bir şeyin olması bizi belki de ruhen rahatlatıyor. Bunun için mi daha çok bu spiritüel düşünceler bizi destekliyor? Kesinlikle. Kendim için çıktığım bu yolda gördüm ki aslında kaynak benim ve benden başka hiç kimse bana yardımcı olmayacak. Ve her ne oluyorsa kaynak benim. Haksızlığa da uğruyorsam, orada üzülüyorsam da, kırılıyorsam da benim buna dair bir bakış açım olduğu için, o duygu ve düşünce hisse sahip olduğum için ben o frekansta yayın yapıyorum ve onu duyuyor kişiler ve o şekliyle bana cevap veriyorlar. Ben değiştiğimde ve dönüştüğümde herkesin değişip dönüştüğünü gördüm. Bunun için çıktım yolda, dedim ki ben bunları yaşıyorum ve neden Türkiye'deki ya da dünyada kaç milyar insansak onlara neden benim bir dokunuşum, hayatlarında bir farkındalığa vesile olmayayım? Ve binlerce kişiyle çalıştım. Çok özel sınıflarım oldu. Hala evet. Gruplarımız duruyor. Öyle güzel şeyler paylaşıyorlar ki benimle. Kaynak biziz, güç biziz, hiç kimse yok bizden başka aslında. Çok doğru. Geçenlerde bu enerjiyle ilgili yine bir şeyine rastladım. Konu başlığına. Babandan, öbür dünyadan bazı bilgiler hissettiğini. Bunları o kadar, o başlıklar dediniz ya, o kadar farklı şeyler okuyorum ki ben bile okuduğumda kendi kendime gerçekten gülümsüyorum. Şu anda benim içinde bulunduğum işim diyeyim, aslında mesleğim, kas geliştirmek gibi biz de o bilinçaltımızı eğitiyoruz. Ve bizim bilincimiz geliştiğinde, bazı farkındalıklara geçtiğinde her şey mümkün. Dünyada yani mümkün olacak bir şey yok. Hissediyor musun? Onların bilinç... Olmayan, bu dünyada olmayan birileriyle bir iletişim mi var? Bizim yaptığımız evet, bazı meditatif çalışmalarda onların enerjilerini eğer ki orada olmalarını talep eder ve niyet edersek ve biz de o frekanstaysak, çünkü hep her şey bir titreşim aslında. Evet, onlarla mevcut olabiliyorsunuz. Evet, onları algılayabiliyorsunuz. Bu duymak değil tabii ki. Kelimelerle konuşmak değil, algı. Peki hissettiğinde baban zannediyorum sana bir şey hissettirmiş. Neydi o? Çünkü İpek Hanım'ın da bir cevabı oldu. Çok şuursuzca onu dedi. Onu çok yanlış yazıldı ve yanlış aslında söylendi. Ben kendi sosyal medya hesabımdan buna dair bir paylaşım yapmıştım. Ve oradan böyle hani cımbızla çekip hani yaparlar ya. Sanki burada babam gelip bana bir şey söylemiş burada gibi. Burada cımbızla çekilemeyecek. Bana babam gelip hiçbir şey söylemedi. Keşke mümkün olsa da sesini şimdi duysam bir şey söylese. Ne hissettirdi? His değil. Onu tekrar etmek istiyorum. Ve gerçekten babam yaşasaydı neye evet neye hayır der, neyi kabul eder, neyi etmez. Herkes o kadar iyi biliyor ki. Evet. Benim bunu dinlendirmeme aslında çok da gerek yoktu. Ama her şey mümkün. Sadece babam değil, hayatta var olan, sizinle de evdeyken o alana geçersem, sizin alanınızdaki sizin o enerjinizden bir sürü şeyi alabilirim ben. Ve sizden konuşmanın kelimelerin ötesindeki o algıladıklarımı söylediğimde aa deyip siz bile şaşırıp kalabilirsiniz. Evet. Çok bilgi var ama biz bunları katılaştırıp, maddeselleştirip sadece cümle ve kelimeyle alabileceğimizi zannediyoruz. Hayır değil, her şey gerçekten mümkün. Mümkün. Mümkün
kelimeyi bulmaya çalışıyorum ama bulamadım. Neydi o? İletişime geçti diyorlar bir kere mesela kullandıkları tabir. Ben kişili iletişime geçmiyorum. Sadece onların alanında, onların enerjetik alanlarını algılıyorum. Algılıyorsun. O enerjik alanda evet. Ne hissettin? Bir, o evde oturmasın mı, soyadımı mı kullanmasın mı? Nasıl bir şey? Tabii çok karışık şey bilgiler vardı aynen, çünkü tabii medyada. Ki öyle bir şey değil. Dediğim gibi siz onu kendinizce yorumlarsınız. Bir duygu gelir size, o bir kelime değildir, o bir şey de değildir. Hani bir görsel bir şey de yoktur. Ama öyle bir şey akar ki alandan, siz orada kanal olursunuz ve onu kendinizce ifade edersiniz. O dönemlerde benim algıladığım... Babam yattığı yerde huzursuzluk değil. Huzursuzluk algıladım, evet. Huzursuzluk, rahatsızlık. Yaşadığında olsaydı... Tabii ki sessiz kalamayacaktı. Tabii ki benim ona aracı olup burada bir şeyler söylemem de aslında değil ama bana gelen evet buydu. Huzursuzluk ve rahatsızlıktı. Ben de bunu kendimce aslında anlattım ama farklı şekillerde farklı ne yazık ki. Farklı şekillerde anlaşıldı aynen. Bu. Burada da buna bir açıklık getirmiş oldun aynı zamanda. Ya benim işim bilinç kolaylaştırıcısıyım ben. Access Consciousness, bilince erişim, o sistemin eğitmeniyim. Ne kadar çok bilinçle aslında biri olursan bilinç seviyen o kadar yükseliyor ve farkındalığın evet. Arttığı için ben birine bir şey söylediğimde o belki şu kadarını anlıyor. Ben biri bana bir şey söylemese de onun altında o binlerce o enerjiyi algılayabiliyorum. Galaktik dostlar diyorsun galiba buna onlar değil mi? Onlar farklı bir şey aslında. O farklı, o da farklı galaktik bir şey. Galaktik dostlar dediğin uzaylılar mı? Yani bizim herkesin hani kullandığı şey uzaylılar. Uzaylılar. Aslında daha üst seviyedeki varlıklar değil. Varlıklar. Farklı boyutlarda tezahür eden. Onlarla bir iletişimim var gibi bir şey mi bu? Benim dediğim gibi çok küçük yaşlarda bunlara çok ilgim vardı. Hep kitaplar okudum, hep bunlarla ilgili videolar izledim. Şimdi çok daha zengin tabii ki her şeye erişmek. Buna dair çok sınıflara katıldım. Bunları yapanlar benim, onlarla iletişime geçenler aslında hocalarım. İşte Haktan Aptan var, Mavili Temizsoy var. Daha adını hatırlamadım, belki şu anda söyleyemeyeceğim birçok insan var. Onlar vesilesiyle çok fazla bilgi akıyor ve hepimiz aslında buna muktediriz ve yapabiliriz ve bilebiliriz. Ben de o sınıflarda, o çalışmaların içinde bana da çok şey geliyor. Ben de çok şeyi orada söylüyorum ve bir yayında da yine bunu dile getirdim. Gerçekten 2023 yılının tüm dünya için çok zor bir yıl olacağını herkes biliyor. Kıtlık, özellikle su ile ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşanacak. Geçin, enerji, çok yakın bir zamanda enerji ile ilgili de çok büyük ama elektrik kaynak. Herkes kendi enerjisini üretmeli. Herkes kendi toprağına sahip olup oraya ekmeli, biçmeli ve yemeli. Aslında her şey çok değerli olacak. Ama bunun içinde işte durmamak ve bir şeyleri beklememek ve harekete geçmek lazım aslında. Dünyayı çok 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 zor bir dönem bekliyor. Çok önemli bir dönem bekliyor. Bu da kulağımıza küpe olsun. Son iki dakikaya girdiğimizde bir şey sormak istiyorum sana. Yine seyircilerimizin kulağına küpe olması açısından önemli. Birçok evlilik yapmış anneler, babalar için şunu söyleyebilir misin? İnsanlar belli bir yaşa geldiklerinde ya da belli rahatsızlıkları, ölümcül rahatsızlıkları olmaya başladığında farklı annelerden ya da farklı babalardan çocuğu olanların özellikle mal varlıklarını ölmeden önce düzenlemeleri, gereken kişilere vermeleri önemli bir şey mi? Bu yapıldığında daha mı geride bıraktıkları huzurlu olabilir? İnsanlar her daim değişebiliyor. Hiçbir şey sabit değil dünyada. Duygu ve düşünceler de öyle. Evet. Dolayısıyla o yaşanmışlıkların içinde sizin gördüğünüz kişi bir süre sonra siz artık bu dünyada olmadığında öyle olmadığını anlayabiliyorsunuz. Artık bu dünyada değilsiniz ama bir şey yapamıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla korumak için ve kollamak için evet bir şeylere sahipseniz onları hayattayken planlayarak onlara o hakkı neyse... Senin bu, senin bu, senin bu. Ki benim babam öyle birisiydi zaten. Ancak o yoğun bakıma indiğinde o konforlu bir alanda olmasını doktorlar uygun gördüğü için iniyor diyebildi. Ateşi var ve hani ilaçlarla seni birazcık
uyutacağız ve sonra tekrar odana geri geleceksin. Ama sonuçta ve sonra sonuçta bunu düzenleyebileceği bir hastalık dönemi de vardı. Ve şöyle söyleyeyim mi? Hani çok da fazla bunu dile getirmek istemiyorum. Söyleyemediğim tabii ki şeyler olacak her zaman ama Türkiye bir hukuk devleti ve kim neye ne kadar hakkı varsa aslında ona sahip olabilir. Yeter ki koşullar değiştirilmeye çalışılmasın birileri tarafından. Zaten o bir paydır, senin budur, onun budur, bunun bu kadardır, o bellidir. Ama onun ötesinde bir şeyleri değiştirmeye çalışıp buna dair bir şeyler yapmak, o kısım zaten önemli. İnsanları ne yazık ki yoran taraf. Evet, yani herkes çocuk, bence razı olmalı hakkına neyse. Hakkına razı olmalı. Belki de çocuklarımızı bu tip şeylerle değil mi? Geride daha ulaşılabilir mutluluklarla bırakmak belki daha iyi olabilirdi. Bunları verip uğraşacağımız şeyleri zaten üzüntülüyken bir de bunlarla uğraşma kesinlikle durumumuz olmasaydı sanki daha iyi olurdu. Ya, bu da izleyicilerimizin hani kulağına köpe olsun. Hani şu som altından olsa ben yarın giderken bunu yanımda götürebilecek miyim? Hani bu dünyevi alandaki gerçekten sahip olduğumuz her şey geçici. Bu beden de geçici. Evet. Onun için böyle bir şeylerin hırsıyla, bir şeylere sahip olmak adına bence kimseyi kırmak, birilerini üzmek ya da birilerini karalamak çok anlamsız. Anlamsız. Geride kalanları da biraz rahatlatmak önemli. Çok teşekkür ediyorum Besteciğim katıldığın ederim için. Çok keyifli bir sohbetti. Evet. Çok sıcak bir sohbetti. Sizin o güzel sesiniz, yorumunuz, varlığınız, enerjiniz o kadar güzel ki zaten. Çok teşekkür yanınızda ederim. Yanınızda çok huzurlu ve çok rahattım ben de. Çok teşekkür ederim. Ben de öyleydim. Haftaya yeni konular ve konuklarımızla yine beraber olacağız. Burada sizi bekliyor olacağız. Hoşçakalın.